Arkadaşlar merhaba, kanala ve yeni videoya tekrardan hoş geldiniz. Bir önceki videoda Gökhan'ı sıtmadan kurtarıp başkent Kampala'ya gelmiştik. Burada kalacağımız otelde birkaç gün daha fazladan kalıp gerçekten dinlenmeyi hak ettiğimizi düşünüyoruz. Güzel yemekler ve konforlu bir otelle birlikte bir Kampala gezisi yapalım dedik. Ve bu videoda Kampala gezisini izleyeceksiniz. Geldiğimiz otelde Gökhan da şimdi odasına bakmaya giriyor. Bizi güzel, geniş, rahat, lavabosu, tuvaleti olan bir banyo karşılıyor ve sonra şöyle bir oda karşılıyor. Zenginsin ya, gayet güzel. Var. Tabii, abi Afrika'ya yeni geldin diye bana. Tabii kardeşim. Benim odam boşlukta. Benimki burası, Gökhan'ınki de yan taraftaki pencereli yer. Yola bakıyor biraz ama yine de manzaramız bayağı güzel ve yeşil. Ama egzoz kokuyor. Aman ya, oda... Tek derdimiz o olsun be. Şu tarafa gelsene. Ne oldu? Birkaç günlük dinlenmenin ardından yola çıktık. Dedik birazcık Kampala'yı gezelim. Önce size güzel bir yemek gösterelim. Biz de karnımızı doyuralım. Sonra da birazcık Kampala'ya gezelim istedik. Gökhan bu 3-4 günde beni çok korkuttu. Abi aman çalarlar. Abi telefonunu gösterme, kamerayı gösterme falan diye. Yani gider yani. Bugün birlikte kameranın başına da, bizim başımızda da neler gelecek göreceğiz. Gökhan artık Türkiye'ye dönüyor. Evet, İki gün sonra. İki gün sonra ben gidiyorum. Evine, anasının yemeklerine kavuşuyor. Ben buradayım. Dedim ki abi gitmeden beni bir alıştır, bir sokak gezdirme, göster. Bir abilik yapıyorum. Bir yol yordam göster. Artık git dinlenmem lazım ya. Hissediyorum onu yani. Ama hak ben ettim. Senin de burada çok güzel şeyler yaşayacağına eminim. Afrika'yı öğrendikten sonra. Evet, çok fazla bilgi aldım. Birazcık da pratik kazanmak lazım. Onu da yapacağız. Az kaldı. Ben de 2 gün 3 gün sonra sürmeye başlıyorum. Bundan sonraki video Afrika içinde, Uganda içinde ilk yolculuğum olacak. Şimdi yemeğe geçelim. Sonrasında Kampala sokaklarındayız. Yine bayağı lüks bir restoranmış geldiğimiz yer. Bir 2-3 gündür böyle lüks yerlere denk geliyoruz. En yüksek puan almış olan, en iyi oyu olan yerler bu restoranlar oluyor. Hem de biraz dinlenmek istediğimiz için bize de aslında çok iyi geliyor. Şikayet edemeyeceğim. Şimdi şuranın atmosferini göstereyim size. Etli humusla başladık. Çok merak ediyorum Gökhan'ın yorumunu. Pideyi ısırıcından belli. Güzel. Humusun ekşiliği nasıl güzel. Dokusu nasıl güzel. Ben bayıldım. Bana böyle etle ve orman meyveleriyle karışık bir pilav geldi. Bayağı başarılı. Gökhan da pilav yanında şiş kebap ve soğan ve domates falan yiyor. Nasıl? Çok iyi. Bayağı iyi. Çok memnunuz şu an. Fiyat performans, ortam, ambiyans, her şey çok güzel. İki ana yemek, bir ara sıcak böyle küçük bir şey bize fazla geliyor. Bugün bunu anladık. Yine, evet, yine. Elimizde yemekle birlikte. Yani yemekler çok güzel. Böyle 15 dolar falan verirseniz eğer lezzetli yemekler. Süper, efsane, mükemmel yemek. Ortam çok güzel. Böyle yeşilliklerin arasında akan su seslerinin yanında falan yemek yiyebiliyorsunuz. Yani bu seviye, böyle bu lezzet Türkiye'de gerçekten 1000 liraya yakındı ben bıraktığımda. 1500 olmuştur. Şu an ne kadar bilmiyorum. Allah. Dayı ne yaptın, korktun bizi ya. Şimdi yavaş yavaş Uganda'nın sokaklarına, gerçek Afrika'yı görmeye giriyoruz. Ben bayağı heyecanlıyım. Ne oluyor, ne bitiyor bilmiyorum. Böyle kamera tutup konuşuluyor mu bilmiyorum. İnsanlar nasıl tepki verecekler? Kızacaklar mı? Çalacaklar mı? Hiçbir fikrim yok. Çok heyecanlıyım. Ne yapacaklar abi? Ya bir şey yapmayacaklar da bu şekilde ya. İleriye doğru tutamam. Böyle tutacak. Öyle tutacak. Uganda'da bir sürü motorlu böyle taksi olarak kullanılan alet var. Bunlara boda boda deniyor. Zaten bizim gibi iki tane müşteriyi görünce hemen toplanıyorlar etrafa.
Şimdi pazarlık yapacağız. 4 diyorlar. 4-5 çok ya. Make it 2 or 3. It's just 2 kilometers. Then make it 3. 2 or 3. 3. 3'e anlaştık. Ya böyle kamerayı çıkartıp konuşmak falan da çok garip hissettiriyor. Çünkü ya gözümüzün gördüğü boyuttaki bir alanda tek beyaz tenli insanlar biziz. Ve ya o kadar fark ediliyorsunuz ki herkes size bakıyor. Herkes ne yaptığınızı görüyor. Herkes ne yaptığınızın farkında. O yüzden böyle yaldır yaldır çekim yaparak gezmek istemiyorum şu an için. Bilmiyorum. Bilmediğim için de olabilir yani. Yemiyor birazcık. Tabii. Hafif tedirginim ben de. Ama insanları tanıdıkça, bu coğrafyayı öğrendikçe bunları da yapabilir hale geleceğiz. Köylere şimdi, gidince yaparsın. Ha, köylere gidince. Köylerde rahat rahat yaparsın. Bir alışalım bakalım. Şimdi size birazcık market hallerini, Uganda'nın böyle bir İstiklal Caddesi gibi açık hava pazarı nasılmış onu göstereyim. Uganda forması alacaktım. Spor. Yakut abi elinde. Aynen. Ne oldu zaten çekmiyormuş gibi. Cebale kosebu. Take my picture. What's your name? My name is Banshenzi International. You read Banshenzi. Banshenzi? Yeah, if you read Banshenzi, you go on YouTube and search my name. You will see my music, Tonka, Africa, Uganda, Kampala. Thank you, mate. İlginç şeyler oluyor. Beyaz olduğumuz için herkes bize laf atıyor. Sürekli bir şeyler söyleme, bir şeyler anlatma ya da satma derdindeler. Ve gittiğimiz yer gittikçe kalabalıklaşıyor hocam. Batı Afrika uzmanı, ne diyorsun? Şu an kalabalık normal. Bak burası böyleyse ben Nijerya'ya yürümemiyorum. 170 milyon nüfus var. Nijerya'da yürünmez herhalde. Kampala'nın nüfusu ne kadar acaba? Buna da bir bakalım. Burası bana tam Hindistan'ı, Delhi'yi hatırlatıyor. Yine şehrin ortasında kocaman bir cami var. Geldik, etrafında her türlü şeyi satan Müslüman insanlar var. Ve kendimi gerçekten çok yabancı da hissetmedim, rahatsız da hissetmedim. Kapıdan bakalım mı? Şimdi caminin girişi nerede? Onu bulmaya çalışıyoruz. Cevaleko Sebu. Piş. Are you Muslim? Are you Muslim? No. Yes. Selamünaleyküm. Thank you Sebu. Bu şehirde çok fazla satıcı var ama sokak yemeği görmemiştik buraya gelene kadar. Burada balık kafası, balık kuyruğu ve balığın kendisi ve şeklinde farklı porsiyonlarda. İçeride yemek yapıyorlar, gayet güzel görünüyor ama Gökhan iki gün sonra Türkiye'ye döneceğim, midemi bozamam dediği için yiyemiyoruz. Sonraki videolarda böyle sokak yemeklerini yiyeceğiz arkadaşlar. Thank you. Vevalenye Sebu. Uganda'nın ulusal camisine, milli camisine geldik. Ortasında kocaman bir
böyle yarım çemberi olan kocaman minareli ve şehrin birazcık tepe bölgesine kurulmuş bir yer. Şimdi caminin içine bir girip bakacağız. Çok merak ediyoruz. Çünkü Uganda normalde Müslüman değil ama şehrin en merkezi konumuna, en güzel yere bir tane cami yapmışlar. Bir girip bakalım dedik, merak ettik. Caminin çok küçük bir bölümünü gördük çünkü sanırım camiyi de kastlara ayırmışlar. Yukarıya girerken para istediler. Biz de dedik ki ya Müslümanız, camiye giriyoruz, neden para veriyoruz? Onlar da dediler ki selamun aleyküm. Why? We are tourists. We are Muslims. Yanlış yere yürümüşüz. Az önce agresif bir adam tarafından çıkın buradan, gidin, defolun falan gibi şeylerle camiden kovulduk. Gerizekalı ya, camide sen kimsi kovuyorsun ya? Hadi gidin, direkt get out dedi. Hani bu bildiğin... Çıkın buradan, çık, hadi. Çık git, uzayın. Yani. Çık git yani. Ya dünyanın gerçekten Türkiye dışındaki gittiğim neredeyse bütün camilerinde benzer şekilde tepkiler, evet, gördüm. Evet abi. Para istiyorlar. Ya biz aynı dine inanıyoruz. Bir ibadethaneye girmek için niye para veriyoruz diyorsun. Bağırıyorlar, çağırıyorlar falan. Ya bu tamamen... Artık para kazanmaya dönmüş bir iş onlar için muhtemelen. Çok öyle dinle, iyilikle, güzellikle falan alakaları kalmamış. Neyse, yürümeye devam ediyoruz. Motosiklette bir parçaya ihtiyacım var. Motorun ön tekerini sökmek için. İstanbul'da unutmuşum hazırlık yaparken. Thank you so much. Burada bir tekerci abi gördüm. O bana bir yer önerdi. Şimdi gidip onu bulacağız. Original Saulia. Original. Origino Saulia Co. Arıyor. Co. Origino Saulia. Thank you so much. Thank you. Sorduk, cevabımızı aldık. Abi bizi bir yere yönlendirdi. Bulursunuz orada dedi. Abi bu işi bulursan çok güzel olacak. Cevaleko Sebu. Cevaleko Sebu. Merhaba. Sebu da saygı ekiymiş. Onu da öğrettiler bize. Her gördüğümüz yerde insanlara Cevaleko Sebu diyoruz. Cevaleko Sebu. Kampala'nın sanayisinde lokma anahtarı aramaya devam ediyoruz. Dünyada bir ilk. Gökhan'la birlikte dünyada bir ilk. Kampala'ya gelip benim gibi lokma anahtarı arayan kaç kişi vardır? Hiç bilmiyorum vallahi. Sıtma halimle lokma anahtarı arıyorum ya. Sıtma halimle. Abi teşekkür ederim. Hakkını ödeyemem. Where the vehicle goes? Move this thing. Okay. Thank you so much. Okay. Thank you. How can I read it? Shauriako. Origino Shauriako. Thank you so much. Origino, original yazıyor burada ama Origino diye okuyorlar. Shauriako. Öğrendik, bulacağız. Karşıdan karşıya geçmek tamamen ölüm ya burada. Evet. Aşırı zor. O yarıyı geçtik. Derken adam bize yol verdi ve neredeyse kaza yapıyorlardı. Çünkü yol vermek hiç alışılmış bir davranış değil. Onlar da dediler ki zaten bu turistler burada karşıdan karşıya geçemez, yol verelim. Ya ben Hindistan'da 11 ay yaşamış bir insan olarak ben bile zorlanıyorum karşıdan karşıya geçmekte. Çok normal. Hem Kampala'nın hem Uganda'nın çok ilginç yerlerinden bir tanesine geldik. Her şey var burada. Her şey satılıyor. Ya tam bir sanayiye geldik. Poly Electrical Supplies. Bir soralım. Hemen soralım. Hello. Hello. I have a question. No. This is number 6. Hey, that's not number 6. Are you sure? Hey. Burada aradığım şeyi buldum arkadaşlar. Ve böyle dünya tatlısı bir çocuk var burada.
bu keşmekeşte yürümek, sürekli birisi telefonumuzu mu çekecek, biri GoPro'yu mu asılacak diye düşünerek yürümek de çok zor olduğu için taksilerimize bindik, otelimize geri dönüyoruz. Yarın da Uganda Müzesi ile birlikte Kampala turunu bitireceğiz. Yani büyük bir şehir olduğu için ve çok eski de tarihleri olmadığı için aslında görülecek öyle çok kritik yerler yok. Abilerle birlikte abilerle birlikte trafikte şu an yolculuk yapıyoruz. Çok fazla şey oluyor. Yetişemiyorum, takip edemiyorum. Arkadaşlar şöyle ete sarılı ananas küpçüklerinin olduğu, farklı farklı av etlerinin, işte tatunga, buffalo, bushbuck ne bilmiyorum, böyle etlerin olduğu ve inanılmaz bir çorbanın olduğu. Dur göstereyim bak. Şöyle etler falan var içinde. Of, abi içer misin ya? Aşırı iyiydi çorba. İçeyim abi, içmem mi ya? Ben de içtim, ben de hayran kaldım. Diğer etler de çok güzel. Şimdi şunu da çok merak ediyorum, ananaslı. Ya artık dedik ki Kampala'ya geldik, bu kadar sıkıntı geçirdik, kendimize bir ödül verelim. Verdiğimiz en doğru karardı. Hemen ananaslı bir et sarma. Her gün geleceğiz buraya. Gerçekten mi? Bizim geleceğiz. Garanti. Bir ülkeyi tanımanın en iyi yolu o ülke tarafından kendilerini anlatabilmek için yapılmış müzeleri gezmektir bence. Ve Uganda Ulusal Müzesi de bu amaç için gerçekten çok doğru bir seçim oldu. Uganda'nın tarihine dair, kabilelerine, kültürüne, müziğine dair çok güzel bilgiler edindim. Gökhan'la birlikte yaptığımız bu tur sonrasında bu müzeyi görmek Uganda'ya dair çok daha güzel fikirler edinmeme sebep oldu. Bundan sonraki videolar motor sürüşleriyle birlikte Uganda'yı gerçekten gözümüzle görerek ve size de göstererek geçecek. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda yine Uganda'da ama bu sefer motor üstünde buluşuyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.